609 sayfalık iddianamenin tamamını 4 günde okudum. Türkiye'de de okuyan insan sayısı çok azdır muhtemelen. Ankara'daki bir kaynağımdan aldım. Hatta ben o 609 sayfalık iddianameyi aldığımda henüz HDP'liler ya biz iddianameyi okuyamadık, elimize de geçmedi. Biz de basından duyuyoruz demişlerdi. Oturdum okudum tek tek. Hukukçu değilim. Ama bugüne kadar yaklaşık 76 davada yargılanmış profesyonel bir sanık olarak o iddianameden eğer bu ülkede hukukun kırıntısı varsa bir kapatma kararı çıkmayacağını düşünüyorum. Bu işin hukuki boyutu. İki, işin bir de siyasi boyutu var. Adalet ve Kalkınma Partisi HDP'nin kapatılmasını istemiyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerinin %38'i benim gördüğüm ve okuduğum araştırmaya göre HDP'nin kapatılmasını yanlış buluyor. Bir cümle doğru mu? Şöyle eğilim buna yakın. Bizde de var. Yakın, peki doğru. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden bir araştırmadan yola çıkarak söylüyorum. Şimdi Tayyip Bey kamuoyu araştırmalarını... Başka bir şey de var bak. Yani AK Parti, yani Kürt seçmenin %50'sinin oyunu alan parti. Alıyor, onu ya söyleyeceğim. Bunu da hakikat olarak ortaya koymak Tayyip lazım. Bey kamuoyu araştırmalarını ve anketleri belki de Türkiye'de en çok ciddiye alan lider. Belki de diyorum. O yüzden... Kesin, hatta ilk bunun önünü açan lider. Kendi belki tabanının bu hassasiyetini göz önünde bulunduran ve HDP'nin kapatılmasının kendisine oy veren Kürt seçmende nasıl duygusal bir kırılma yaratacağını da gören bir lider. İki, bugüne kadar parti kapatmaya karşı çıkmış bir lider. Çünkü Refah'ın kapatılmasına karşı çıktı, Fazilet'in kapatılmasına karşı çıktı. Refah Fazilet kapatıldığında ben gazeteciydim. Tayyip Bey cezaevine girerken de ben gazeteciydim ve Tayyip Bey'in cezaevine gireceğini ben söyledim kendisine. Sabahleyin Topkapı'daki bir açılışta Yargıtay kararını verdim ve benden öğrendi. Bu sıkıntıları yaşamış bir siyasetçi. Ne istiyor? Gel kardeşim sandığa. Hodri Meydan diyor ya. Gel diyor HDP, CHP, İYİ Parti ya da diğerleri gelin sandıkta hesaplaşalım diyor. Bunlar işin bir boyutu. Ekrem İmamoğlu ha niye kapatılmaz? Bundan dolayı kapatılacağını düşünmüyorum. Bence Devlet Bahçeli de bunu gördüğü için şu anda biraz civataları sıkmaya başladı. İşini sağlama almak istiyor. Peşinen tepkisini ortaya tabii koyuyoruz. İşini sağlama almak evet istiyor. Dün gece Ekrem İmamoğlu HDP'nin kapatılmasına doğrudan açık bir şekilde karşı olduğunu söyledi. HDP'ye oy veren 6 milyon insanın siyasi fikirlerini, düşüncelerini ne yapacağız dedi. Bu insanlar buharlaşacak mı diye sordu. Ama şunun altını çizmeyi de ihmal etmedi. Dedi ki HDP'nin de oturup bazı konularda öz eleştiri yapması, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında da topluma açık ve net cevaplar vermesi lazım dedi. Sorunu havada kalmasın diye cesur muhalefeti de şuna bağladı. Fidan dikme töreninde sadece Sayın Pervin Buldan davet edilmedi. Ekrem İmamoğlu'nun anlatımıyla söylüyorum. Sayın Meral Akşener, Sayın Emine Erdoğan, Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi hanımefendi, ismini bilmediğim için özür dileyerek öyle tanımlayayım. Bu isimlerin de davet edildiğini, Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na bir karşı mektup yazdığını, kadınların mücadelesinin birlikte verilmesi gerektiğini ve bu mücadelenin siyaset üstü bir mücadele olduğuna ilişkin beyanlarının olduğunu da açıkladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu şunu söylüyor. Bir, biz İstanbul'daki bu Kanal İstanbul, Gezi Parkı'nın, İBB'nin elinden alınması, Danıştay kararlarının muhtevasını falan konuştuğumuzda şunu söyledi Ekrem İmamoğlu. Kanal İstanbul üzerinden yola çıkarak dedi ki Kanal İstanbul'u yapmaya yeltenenler bu Beton İstanbul cinayetine ortak olmasınlar. Zaten iki sene sonra Millet İttifakı, hatta dedi Türkiye İttifakı zaten Türkiye'yi yönetecek ve bu saçma projeleri de ortadan kaldıracak dedi. Türkiye İttifakı'ndan kasıt HDP'yi de içeren muhalefet. Ben orada şunu sordum. Dedim ki bakın Sayın Başkan bir saniye dedim. Siz Türkiye İttifakı diye başka bir tanımlamadan bahsediyorsunuz. Bunun içinde kim var diye sorduğumda da dedi ki muhalefet partileri, bugünün muhalefet partileri cesur davranmalı. Toplumun tamamını kucaklayan
cesur bir muhalefet anlayışı ortaya koymalı dedi. Dün gecenin flaşı neydi derseniz KRT'deki yayının, bence Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nı da aşan yeni bir kavram ortaya atıp Türkiye İttifakı'nı ortaya koyması da cesur muhalefeti. Tayyip Erdoğan seçimden hemen sonra Türkiye İttifakı kullandı zaten. Hayır, yani yeni, cümle yeni değil. Yeni anlamda şöyle. Ekrem Bey söylediği Ekrem için. Bey açısından söylüyor. Ekrem Bey söylediği için. Ekrem Bey sonuçta bir partinin genel başkanı değil. Ama Cumhurbaşkanı ifade etmişti ya o anlamda. Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ben 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanıyım ve bu ülkede yaşanan hiçbir soruna duyarsız kalmam dedi. Bence Ekrem İmamoğlu dün geceki bu çıkışıyla muhalefet partilerine, içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın yönetimine de bence daha cesur davranın dedi. Pervin Buldan'ı davet ederek, o tweet'in arkasındayım, o tweet'in arkasında, önünde, yanında, yöresinde bir şey aramayın diyerek, tamamen duygularımla yazdığım bir tweet'ti diyerek, bence Millet İttifakı'nın daha cesur davranması gerektiğini işaret etti. Son bir söz söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na bu noktada katılıyorum. O tweet'i attığı gece de bunu söyledim. Size sonraki yayınınızda da geldim. Evet. Ekrem Bey de zaten yayını da izlemiş. Dün gece de konuştuk. Muhalefet partilerine bugüne kadar özellikle yerel seçimlerde yöneltilmeyen hiçbir suçlama kalmadı. CHP'nin ne FETÖ'cülüğü kaldı, ne PKK'cılığı kaldı, ne Kandil'den talimat alması kaldı, ne Biden'dan, ne Amerika'dan talimat, değil mi? Her şeyi söylediler. Hı hı. Ne oldu? Sonuç hiçbir şekilde değişmedi. İnsanlar gittiler, Millet İttifakı'nın adaylarına oy verdiler. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, İstanbul'u ve daha birçok yeri Millet İttifakı'nın adaylarına kazandırdılar. İşte orada... Demek ki burada korkmamak, çekinmemek, cesur davranmak lazım. Efendim AKP bana ne der, MHP bana ne der, öbürü bana ne der? Siz bununla siyaset yapmaya kalkışırsanız, bu psikolojik ve siyasi baskı altında davranırsanız iktidar olamazsınız kardeşim. Açık ve net davranacaksın, cesurca davranacaksın. Ekrem İmamoğlu'nun sorduğu soruyu ben de soruyorum şimdi. Burada herkes siyasetle içli dışlı, yakından ilgili ya da profesyonel olarak içinde yapıyor, yapmıyor. Ne yapacaksınız? Mesela HDP'yi kapattınız. 6 milyon insanın oyu nereye gidecek? Yani CHP'ye bu insanların gelip ya partim kapatıldı oy vereceğini mi düşünüyorsunuz? AKP'ye oy vereceğini mi düşünüyorsunuz? MHP'ye oy vereceğini mi düşünüyorsunuz? İyi Parti'ye mi oy vereceğini düşünüyorsunuz? Olmaz, sandığa gitmezler. Boykot ederler. Bu da bizim demokrasimiz açısından yeni bir yara olur. 7 milyon 8 milyon insan eğer demokratik siyasal sisteme katılmazsa siz bu ülkedeki yönetim meşruiyetini de sağlayamazsınız. Sopayla değil, arzuyla bir arada yaşamanın imkanlarını yaratmamız lazım. Peki.